Bu adam bunu yapamaz dayı. Yapamazsa kendisi bilir kardeş. Yap, yap, yap. Orada bir dur. Çocuğa bir şey olmayacak diye söz verdi Ezel. Sözü Ezel verdi. Ben vermedim değil mi kardeş? Şimdi de sen ver o zaman dayı. Cana bir şey olmayacak. Bunlar bizi ne zannediyor Tevfik ha? Ufacık bir çocuğun canına kıyar mıyız zannediyorlar? Tıraşı bırak dayı. Söz alayım. Söze gerek yok. Benim ismim sözden daha değerlidir. Siz anlattığım gibi yapın. Kimsenin canı yanmasın. Hadi eyvallah. Ne yaptı şimdi bu? Söz mü verdi? Ne dedi? Verdi abi. Verdi. Çocuğa bir şey yapmaz merak etme. Bir terslik olursa bizi bitirir. Onun sözünü verdi. Düzgün bir ses çıkmaz mı bu aletten? Şaka yaptım ulan şaka. Çalış tabii sen. Çalış. Ben de eskiden tambur çalardım. Tambur Tevfik derlerdi bana içeride. İçerisi neresi? İçerisi... Ya evden içerisi. Evin içerisi. Yalancı. Hapis demek içerisi. Ne sandın? Dayı biz çıktık. Tamam tamam. Çocuğu fazla üzme ha. Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizin değildirler. Onlar kendilerini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdır. Okula gitmek istemiyorsun değil mi? O zaman şöyle yapalım. Annenlere diyelim ki Can okula gitti. Ama sen istersen benle gel. Bir iki işim var onları hallederiz. Sonra dönüş vakti hop ben seni eve atarım. Tamam. Tamam. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Çaktın değil mi Can? Babana ne yaptığımı söylersen oracıkta asar beni. Söylemem, bana güvenebilirsin. Güveniyorum. O adam kim? Kimse. Kimse yok orada. Sen şimdi okuldasın ya, mızıka çalıyorsun. Gel, gel. Gel buraya. Gel bakalım delikanlı. Gel. Hiç balık tuttun mu önceden sen ha? Tutmadın demek ha? Bak, balık tutmak çok önemlidir. Birkaç yaş birden büyürsün. İyi bir balık tutarsan eğer. Al bakalım. Al bunu koltuğunun altına al şöyle. Heh, tut oradan. Bravo sana. Salla bunu böyle. Ha bak bugün balık çok var ha. Bak çok güzel balıklar var. Bak balık geliyor. Geliyor balık galiba. Ha. Herif öldüğü yerden lanet saçmaya devam ediyor. Tabii içerim. Lanet saçtığı falan yok Ömer'in.
Can'ın bir rahatsızlığı var, o kadar. Eyşen, sen o Mert'in çocukluk hallerini bilmezsin. Tam bu. Ömer öyle değildi. Ama bu şeyi her ne haltsa Mert'te de vardı. Vazgeç o zaman. Büyütme Ömer'in hasta çocuğunu. Vallahi bazen diyorum... Kim o? Nasıl kardeş? Yakışmış mıyız birbirimize? Eğer canın kılına dokunursan... Evet, ne olacak? Niye sustun kardeş? Ne olacak dokunursam ha? Ne istiyorsun Rames? Önce bir cevap vermeni istiyorum. Geçen sefer yarım kalmıştı. Demiştin ki umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ha? Hatırlıyorsun değil mi? Ha, ben de düşündüm. Diyorum ki kendi kendime. Mutlaka bir şey vardır. Mutlaka bir şey umurundadır bu adamın. Ha kardeş? Ne diyorsun? Hiçbir şey umurunda değil mi cidden ha? Ya acıya bırak, ne olur bırak. Dokunma oğlum. Derdin neyse benimle hallet Ramiz. İstersen böyle akşama kadar laflarız. Bana göre hava hoş ha? Gerçekten hiçbir şey umurunda değilse o zaman atsınlar çocuğu suya. Sohbete devam edelim ha? Son defa soruyorum kardeş. Umurunda mı, değil mi ha? Umurumda, umurumda. Tamam bırak canı buldum. Buldum pislik herif, bırak onu tamam. Bırak, kazandın. Kazandın, sen kazandın, bırak. Daha değil, dediklerimi harfiyen yaparsan... Belki yaşar senin zirzop çocuğun. Dediklerimi yapacak mısın? Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun Ramiz? Söyle. Yarım saatim var Cengiz. Söyleyeceğim adrese gel. Ha Cengiz bana bak. Eğer polise ya da başka birisine bir şey söylersen... ...o zaman derim ki... ...bu herifin hakikaten hiçbir şey umurunda değilmiş ona göre. Canı. Bitti mi? Bitiyor. Bitti. Sevmedim ben balık tutmayı. Başka bir şey yapalım. Gel seninle başka bir yere gidelim ha.